Tekil konusunda sayfa 148 et tedribu sâdisu 6. alıştırmaya geldik. Da'i tevkîder münâsibenil cümle'l âtiyyeti kemâ fil mitâli. Yine uygun bir tekit getirmemiz isteniliyor. Ama burada demek ki lafzi tekit de olabilir, manevi tekit de olabilir. Bakalım anlama göre herhangi bir tane getirelim. El misalu el medînetâni kiltâhumâ mukaddesetâni. Arkadaşlar bu cümleleri lütfen tek başınıza iyi tahlil edin. Biz şimdi sadece tekit konusuna odaklandığımız için bazı şeyleri kaçırabiliyoruz. Ama bu güzel bir cümle. Şöyle ki El Medine'teni iki şehir. Bakın mübteda, merfu, ref alameti gayet de elif. İkil gelmiş. Her iki şehirde kutsaldır, mukaddestir demek için El Medine'teni müekked idi malumunuz. Merfu olarak geldi. Dolayısıyla tekit de burada hatırlayın kilta müennes için kullanılıyor. İkilde kilta bakın ben kilteyhime dersem mansup ya da mecrur alameti olarak gelmiş olur. Yanlış olur. Israr ediyorum. Sınavlarda bu tarz sorularda hata yapmayın. Yine humanın artık nereye gittiğini anladık. Her iki şehir dedik. Dolayısıyla tekit ile müekkedin ayrımını yaptık artık. Bunu gördük. Peki ama dikkat edinden kastım şu. Mukaddesetani de cümlenin nesidir arkadaşlar? Haberidir. Kutsaldır. Her iki şehir mukaddestir. Kutsaldır. Dolayısıyla hala şurada hata yapan arkadaşlarınız olabiliyor sınavlarda. Mukaddesetani mübteda ve haber arkadaşlar İrab bakımından uyumludur. Bakın en eski konuyu hatırlatmam gerekiyor. Zira mukaddesetani'nin uyumu da burada önemli. Yani mübtedaya uyum olacak. İsim cümlesindeyiz gayet. Mukaddesetani diyemem müzekker alamam mesela. Mukaddeseyni, mukaddeseteyni alamam mansup veya mecrur getirmiş olurum. Yanlış olur gibi. Tekil alamam, mukaddisun, mukaddisetun gibi. Bu tarz sorular, soru tipleri sınavlarda çıkıyor. Dolayısıyla lütfen bu tarz cümlelere dikkat edin. Hadel ursu, bu düğün diyor. Şimdi dediğim gibi lafzi tekit de olabilir, şöyle de alabiliriz. Hadel ursu, hadel ursu, ene med'uvvetun ileyhi. Ben ona davetliyim. Yani bu düğün, bu düğün, ben ona davetliyim de olur. Bu düğünün bizzat kendisine davetliyim demek için. Hadel ursu, şimdi müekked bu durumda nedir? Manevi tekit olarak alırsam. Müekkedin merfu geldiği için arkadaşlar. Haza burada mübteda. El ursu hazanın nesidir? Sıfatıdır. Dikkat edin. Şimdi müekkeddir aynı zamanda. Müekkedin merfu geldiğine göre. Buraya benim merfu bir manevi tekit almam gerekiyor. Ne gibi? Nefsuhu. Nefsu. Damme getirdim. Merfu yaptım. Zamiri de dikkat ediyorum. Nefsuhu. Dolayısıyla yine nefsuha gibi bir zamir getirsem yanlış olur. Yani hem iraba hem zamire dikkat edeceğiz. Çok tekrar ettim. Umarım artık anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Bede'e tarikun bitenfidil hutbateyni. Tarık iki planı uygulamaya başladı. Plan, projeyi uygulamak anlamı tenfid. Uygulamaya başladı. Burada en uygunu her ikisi kalıbı burada gayet tekit sözcüğümüz iyi gelir. Ama dikkat edeceğimiz husus şu. Neye başladı? İki planı uygulamaya başladı. Peki bir tenfidil hutbateyni burada bir harfi cer gelmiş. Tenfidi mudaf olarak gelmiş ama aynı zamanda ismi mecrur harfi cerden dolayı. El takısı geldiğine göre bir tenfidil hutbateyni ise burada el hutbateyni mudafun ile ve mecrur. Burada ki müekkedimiz özür diliyorum. Orayı yanlış yeri işaretledim. Oy oy oy. Hemen geri gelelim. Çok affedersiniz. Aldandım. İkil olduğu için buradaki cer alameti nedir arkadaşlar? Y'dir. Hutbateyni. Dolayısıyla müekkedim mecrur olduğuna göre tekidim ne gelecek arkadaşlar? Yine mecrur olacak. Yine müennes bir kelime olduğu için müzekker alamam. Dolayısıyla yukarıdaki az önce kiltahuma idi ya. Kiltahuma'yı alamıyorum çünkü buradaki merfu idi. Aynı kelimemi alıyorum. Aynı sözcüğümü kilteyhime şeklinde. Anlaşıldı mı? Bu iyi bir örnek oldu. Şimdiye kadar hep merfu gelmişti. Kilteyhime. Bede'e tarikun bitenfidil hutbateyni kilteyhime. Her iki planı
uygulamaya başladı Tarık. Dolayısıyla el-Huttateyni'den sonra ben diyelim ki yukarıdaki gibi kiltahuma alırsam bariz bir yanlıştır arkadaşlar. O tekidin yanlış verildiğini diyelim ki sınavda öyle bir soru geldi. Görebilmeniz lazım. Zira bizim ölçeceğimiz en önemli husus ne olacak? Tekit müekkedin irabına tabidir. Dolayısıyla kiltahuma gelemez, kilteyhima olacak. Müzekker verdim yanlış diyelim seçeneklerde yine. Kilahuma, kileyhima da gelemez. Çünkü müzekker vermişimdir. Yanlış olur gibi lütfen dikkat edin. Yani burada dikkat edeceğimiz husus hem mecrur olması hem müennes olması. Hâzet tabibu, bu doktor. Diyelim ki bu doktorun bizzat kendisi. Bakın dediğim gibi lafzi tekit kolay olduğu için yapmıyorum ama şöyle de olur. Hâzet tabibu. Hâzet tabibu lezî ecral ameliyyetel cerrahiyyeti. Cerrahi ameliyatı yapan kişi. Bu doktor, bu doktor anlamında biz bizzat kendisi demek için hazet tabibu, burada hazet tabibu'daki et tabibu merfu gelmiş. Hazanın sıfatı ref alameti damme aynı zamanda müekket. Dolayısıyla tekidimi de merfu almak zorundayım. Bizzat da kendisi demek için iki tür alternatifim var. Hazet tabibu nefsuhu, hazet tabibu aynuhu. Dolayısıyla irabına ve zamirine dikkat edin. Aynehu diyemem, aynihi diyemem. Nefsehu diyemem, nefsihi diyemem. Dolayısıyla yine hareketleri damme olmuş olacak. Zamirde de yine nefsehe diyemem, aynehe diyemem gibi artık anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Es-sebebu ellezî ce'aleni etrukul amele. Es-sebebu, es-sebebu lezî. Lafz-i tekit her zaman yine olabilir. Yani görevi, işi bırakacak duruma getiren sebeptir anlamında. Hani bu sebep bırakmama vesile oldu gibi, der gibi. Daha doğrusu vesile oldu demeyelim de az önceki tercümem daha iyiydi. İşi bırakacak duruma getiren bu sebeptir anlamında. Es-sebebu, es-sebebu yerine yine es-sebebu nefsuhu şeklinde gayet de alabiliriz. Sebebin kendisi, sebebin kendisi beni görevi bırakacak hale getirdi. Evet, bu tercüme sanki daha iyi oldu. Farkındayım, bazen tercümeleri anlık farklı verebiliyoruz. Daha güzel toparladık sanki. Evet. En-nasaihu. Dikkat, bu bir akılsız çoğul bu arada. Lütfen bu tarz cümleleri de görün. En-nasihatu. En-nasaihu. Akılsız çoğulu bakın. Nasihat, nasihatler anlamında. Şimdi diyor ki en-nasaihu kayyimetun cidden. Gerçekten de değerlidir, kıymetlidir. Nasihatler kıymetlidir gerçekten demek için. Dikkat ettiniz mi? Müptedam akılsız çoğul olduğu için haberim müfret müennes geldi. Dolayısıyla lütfen buraya da dikkat edin. Kayyimun diyemem. Kayyimetun olacak. Burası da önemli. Şimdi nasihatlerin hepsi diyelim biz artık buraya. En-nasaihu kulluha. Kulluha. Bir şey dikkat çekmek istiyorum. Şimdi hepsi demek için kullu dedik. Bakın harekesini damme yaptık. Ama hani bir zamire mudaf gelmesi gerekiyordu. Kulluha dedim. Dikkat ettiniz mi? Neden kulluha dedim? Çünkü en-nasaihu akılsız çoğul olduğu için müekkede dönen zamir. Bakın. Demek ki bu akılsız çoğul meselesi burada da gündemde. Dolayısıyla böyle bir cümleyi de kodlayın derim. Yani sınavlar içinde gerçekten önemli bir cümle diyebilirim. Dolayısıyla böyle bir cümlede en-nasaihu kulluha. Ha zamiri önemli. Gayyimetundaki haberin yine müfret müennes olması önemli. Zaten hepsi merfu gelmiş oldu. İrabına da ayrıca dikkat edin. Zaten isim cümlesindeydik. Hel ra'aytumul lisayni. İki hırsızı gördün mü? Bakın iki hırsız burada mef'ul konumunda mansup gelmiş. Nasb alameti ye. İki hırsızın bizzat kendisini gördün mü de diyebiliriz. Ne yaparken? Yesdiqani zehebi, altını çalarken. Bakın bu yesdiqani'nin fiil çekimi de kime gidiyor? İki hırsıza gidiyor. Dolayısıyla burada fiile de dikkat ediniz.
El-Nisayni dediğime göre müekkedim burada mef'ul mansup konumunda geldi. Her ikisini diyeceğiz. Müzekker bir kelime. Bu durumdaki kelimemiz, sözcüğümüz neydi? Kila vardı malumunuz. Şimdi ikil yaparsak bu durumda ne olmuş olacak? Yani mansup yaparsak. Kileyhime. Bakın kilahuma demedim. Neden? Çünkü mansup alameti getirmem lazım. Hel ra'eytumul nisayni kileyhime. Dolayısıyla yine sınavlarda boşluk doldurmaca sorarsak. Burada bir kere hel ra'eytumul nisani bir kere yanlış olur yine. Artık mef'ulun mansup gelmesi gerektiğini, nasb alametinin ye olduğunu bileceksiniz. Ardından bunun müekket olduğunu gördüm. Her iki hırsızı gördün mü? Demek için el-lisayni kileyhime. Dolayısıyla dediğim gibi farklı alternatifler verirsek yanlış olur. Mesela kilteyhime müennes getirirsen yanlıştır. Bunu görebilir misiniz işte sorularda? Bu önemli. Güzel cümleler geldi. Bunları tek başınıza tekrar ediniz arkadaşlar.